Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş, çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi, kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik. Türkiye İran olmaz. Türkiye Cezayir olmayacak. Ama Türkiye'nin Suriye yapılmasına da biz müsaade etmeyeceğiz dedim. Bu kadar net bir tavır koyduk. Çünkü o zamanki 28 Şubat sürecinin hedefi Suriye'de küçük bir azınlığın darbe yaparak yönetimi ele aldıktan sonra 27 yıl o şekilde idare ettiği gibi Türkiye'yi bir azınlığın eline vermek istiyorlardı. Biz bunu deşifre ettik. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni peygamber ocağı diyen bir milletin mensubuyum. O kadar kutsiyet atfeden bir milletin mensubuyum ve bundan onur duyuyorum. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölgemizin istikrar unsuru, en güçlü ordusu ve baş tacı olarak görüyorum. Ama namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla selamlamam.